17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor sonsuz olan kudreti sığmaz akla. Gidiyor göğsünü çepeçevre saran bayrakla. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir asa binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. On Kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, 57 yıla neler sığdırdığını hepimiz biliyoruz. Mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada adeta ateşten bir çember var. Milyonlarca konuğumuz var. Hepimiz barış ve bağımsızlık diyoruz. Bunları hepsinden daha da fazlasını belki de 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Birliğimize ve beraberliğimize, cumhuriyetimize ne kadar sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini anladık. Bu derin sarsıntıdan geçen Türk ulusu olarak Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımıza minnet ve şükran duygularımız artarak büyüyor. Çanakkale'de de bu böyleydi, 15 Temmuz'da da bu böyleydi. Bugün barış içinde bu güzel ülkemizde yaşayabiliyorsak, bugün de reformlarımızı hayata geçirebiliyorsak, kadını ve erkeğiyle omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda, dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak, tüm bu güzel duyguları ona ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran ve halen canları pahasına bu ülkeyi savunan kahramanlarımıza borçluyuz. Bu borcumuzu ödemenin tek yolu da çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Hepimize düşen görev, ülkemizi barış içinde muhafaza ederek dünyanın gelişmiş ülkeleri düzeyine çıkartmak ve aşmaktır. Bizim artık hedefimiz sadece onlara ulaşmak değil, onları aşacağız, daha iyisini yapacağız. İşte bu duygularla Büyük Atatürk'ü Edebiyatı İntikali'nin 80. yıl dönümünde burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir törene ev sahipliği yapabilmenin onuru ile sizlerin huzurunda bir kez daha eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman arkadaşlarını minnetlerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.